Nasılsın? İyiyim ben de. Görüşemiyoruz birebir ama en azından seni böyle görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Beraber yoga yapmaya devam ediyoruz. O zaman Selin'cim seninle tekrar yogaya başlayalım. Biraz bugünün stresini atalım. Biraz rahatlayalım o halde. Hazır mısın? Bağdaş kurdum. Topuk topuğayım. Zaten pozisyonum gayet normal. Omurgam uzun, pelvisimi içeri aldım. Ve başım omurgamı takip ediyor. Ellerimi dizlerime koydum. Avuç içlerim gökyüzünde. Burnumdan nefes alıyorum, burnumdan veriyorum. Zihnine düşünceler geliyor olabilir. Engel olmaya çalışma. Dikkatin nefesinde. Derecelik açıyı koru. Biraz daha kollarını yukarıya doğru kaldır. Evet, harika. Burnumdan nefes alıyorum, burnumdan nefes veriyorum. Burnumdan nefes alıyorum, burnumdan nefes vermeye devam ediyorum. İstersen gözlerini kapatabilirsin burada. Harekete konsantre ol ve derinleş. Ellerini önde kenetle, avuç içlerin karşıya doğru baksın. Ellerini uzanabildiğin kadar. Ve başını kolların arasına al. Burada omuzlarınla kulaklarına yaklaş. Nefes ver. Kal 3 nefes daha burada. Ve şimdi yavaşça yüksel. Gel orta noktaya. Ellerini çöz. Gidebildiğin kadar vücudunu bir tık zorla, çok fazla değil. Al nefes burundan, elinden sola doğru uzadı. Ve dikkatin nefesinde. Aldım nefes burundan, verdim. Aldım nefes burundan, verdim. Verdim. Ve şimdi yavaşça yükseldim. Geldim orta noktaya. Al kalçanın topuklarına, sen yüksel. Ve şimdi gel masa pozisyonuna. Matı yan kullanmanı isteyeceğim. Matı yan kullan. Ben de yan kullanacağım. Ve şimdi harika. Başın kolların arasında. Ellerini matı itiyorsun. Göğsünü mata yaklaş. Al nefes. Yukarıya gel. Ver nefes. Dizini kendine doğru yaklaştır. Ve sol ayağını kaldır. Evet. Sağ bacak gergin, sol bacağımı kaldırdım yukarıda. Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Evet. Evet, ben de aynı şekilde. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Sosyal medya üzerinden koronavirüs nedeniyle sosyal medya üzerinden birebir derslerime devam etmeye başladım. Çünkü kimseyle kapalı alanda yoga yapamıyoruz ve benzeri etkinlikleri gerçekleştiremiyoruz. Ve zaten kişiler de kapalı ortamlara gelmek istemiyorlar. Dolayısıyla kendilerini korumak adına bu karantina döneminde biz de sosyal medya üzerinden birebir olarak derslerimize devam ediyoruz. Hem topluluğa hem de birebir seanslar olarak düzenliyorum. Bunu görüntülü
görüntülü bir şekilde yapıyorum. İnternet aracılığıyla sağladığımız bu etkileşimde zaten hem karşı taraf çok tatmin oluyor hem de benim için çok ayrı bir keyif oluyor. Dediğimiz gibi hani bu atıl zamanları çok iyi değerlendirebiliyoruz hep beraber ve daha keyifli ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes evde o kadar sıkılıyor ki. Çünkü bizler bu süreçte kendimizle nasıl baş başa kalabileceğimizi öğreniyoruz. Aslında duygularımızın farkına varmaya çalışıyoruz ve yoga zaten içe bir yolculuk. Kendi zihninin bedeninin farkındalığıyla ilgili bir yolculuk olduğu için hepimiz bu süreçte kendimize bir kanal bulmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi yoga. Daha farklı şeyler, nefes egzersizleri gibi etkinlikler olduğu için insanlar kendilerine bu alanı yaratıyorlar ve gerçekten çok keyif aldıklarını zaten direkt hani zaten bağlantılarda da direkt özel olarak da iletişimde bulunarak aktif bir şekilde dile getiriyorlar. Ben de bu alanı onlara yarattığım için ayrı keyif alıyorum. Çok güzel bunları yaşıyor olabilmek. Yani bu vakitlerde de. İçe dönük bir yaklaşım olduğu için yoganın çok farklı bir perspektif sunma olasılığı var kişiye. Çünkü hem zihinde dinginlik hem de bedenen bir rahatlama, gevşeme sağladığı için hareketler içerisinde kendini metise edebiliyorsun. Yani bunun anlamı şu, derin düşünme. Yani hem hareketin içindeyken bedenine yönelik bir farkındalık kazanıyorsun. Bedenine yönelik farkındalık kazanırken zihnin onu takip ediyor ve nefesin aracılığıyla. Ve bu üçleme zaten seni çok rahatlatan bir şey olduğu için kendini evde daha dingin hissedebiliyorsun. Çünkü evde vücudumuzu çok kasıyoruz. Çünkü bu stres altında, koronavirüsü salgını altında hepimiz aslında yaşam mücadelesi veriyoruz. Ve hepimizde belli bir stres seviyesi var ve yoga bunun için gerçekten biçilmiş kaftan olarak düşünüyorum. Ve herkesten de zaten bu şekilde dönütler alıyorum. Özellikle ileri seviye yoga hareketleri yaptırmamaya çalışıyorum. Bunun nedeni evde kendi bedenlerinin farkındalığını kazanıncaya kadar belli bir müddet çok yavaş hareketlerle, esneme hareketleriyle başlayıp biraz daha bağışıklık direncini kuvvetlendirmek için kas gücüne dayalı hareketlere geçiyor oluyorum. Ama bunların hepsi dediğim gibi biraz daha başlangıç seviyesi olarak hani kişiyi rahatlatma üzerine. Dediğim gibi bir de nefesle çok takip ediyorum. Nefesin de kişi üzerinde çok olumlu etkisi var. Burun nefesi kullanıyorum. Ağız nefesi kullanmıyorum özellikle yine koronavirüs nedeniyle. Fakat dediğim gibi insanda derin bir rahatlama, derin bir gevşeme sağladığı için yoganın etkisi vücut üzerinde çok çok fazla diyebilirim.